Televizyona. Resmi seçilmiş. Evet Sıddık amca konuş bakalım. Kaç doğumlusun? Ben mi? Evet. 1339. 1339. Ha. Eskiyse 1923. 1923. Tutmaş köyünde mi doğdun? Tutmaş köyünde doğdum. Annen kim? Baban kim? Kaç kardeşsiniz? Ben mi? Babam Sadık. Sadık efendi. Sadık efendi. Sadık annem abi. Şey Cevahir. Cevahir annem. Sor bakalım. Kaç kardeşsiniz? 6 kardeş mi? 7 kardeş mi? Say bakalım bir. 8 tane var ya maşallah. 8 kardeş. Yok. 6 olan 2 kız. 6 olan 2 kız ya. He. Arkadaşlarım ayrı canım. Biz 4 kardeş birik. 2 de onlar 6. 2 de 8. 8 kardeş. He. İyi kızları sayayım. Onlar da kardeş değil mi? Bazıları sayılmaz. Kardeşim. Aynen. Kardeşim. Baba, bir ana ayrı. Maşallah büyük abim geliyor. Çocuklarını biraz anlat bakalım Sıddık amca çocukluğunu. Köyde ne yapıyordunuz, ne ediyordunuz? Evet. Köyde ben alışveriş çok, neşbelik çok yapmadım. Evet. Sürekli. Alışveriş yaptım ben. Sürekli. Erzurum'a gittim geldim, Kars'a gittim geldim. Nusret Rana, bunun babasıyla beraber gittik geldik. Yani kafayla yaşadım ben öyle. Yurtumu ezmedim. Ticaret yaptım. Ticaret yaptım ben. Ticaret yaptım. Hala yakına kadar yapıyordum işi. Daha artık şimdi bıraktım. Ya. Köyümüzün yemeklerini anlat bakalım. Hangi yemeklerini? Köyümüzün yemekleri çok güzel olur. Neler isimlerini söyle bakayım. Pilav, ekmek aşı, kangel, efendim bunlar olurdu. Çok iyi şey yaparlardı. Kesme aşı. Kesme aşı. Yani iyi yemek yaparlardı. Çete. Çete, helva. Kurban zamanı çok kurban kesilirdi. Keserdik. Evet. Söyle bakalım. Sen anlatacaksın. Bildiğin her şeyi anlat. Ben ne anlatayım? Ben kaç yaşında evlendin? Düğünün nasıldı? Hepsini anlat. Bildiğin hep anlat. Ben evlenirken 20 yaşında var. 20'de yoğdum. 17-18 yaşındaydım. Askere gitmeden mi evlendin sen? Askere gitmeden evlendim. Öyle mi ya? Çok genç evlenmiş. Askere gitmeden evlendim. Askere giderken 20 yaşında gittim. 4 senede askerlik yaptım. Jandarmaydım kendimde. Evet. Erzurum'da mı yaptın yoksa? He? Erzurum'da mı yaptın? Yok. Şeyde, Yozgat'ta okuduk. Zile'de. Zile'de kaldım. Tokat'a geldim. Tokat'ta. Zile'de kaldım. Ben o zaman yazıcıydım Zile'de. Ondan sonra hiç yani bir dışarı gitmedim, biraz izledim. Sonra karakollarda kaldım çok. Çok genelde İkinci Dünya Savaşı, hep bu dönemdekiler hep 4 yıl yapmış. Yani çok sefalı geçti. Evet. Ama Yozgat'ta çok eziyet çektik yani. Düğünü anlat bakalım, nasıl oldu, ne yaptınız? Düğünümüz ne olacak, düğünümüz, ben Çit'ten geliyordum. Bir de baktı ki davul çalınıyor. Hafız Emre'nin kapısında, şey bacasında. Çağırıyor, bağırıyor. La bu neydi efendim? Dediler ki hani nişanlıydı, biliyorduk yani düğün olacaktı. Evet. Babamı bilmez dersin ya. İyi ki Kıdız dayı müsaade ya. Ne diyeceksin? Hiç bir şey demiyor ki. Bu kaydın değil babama mi? Babama bir şey demiyor. La bir de bak geldik oradan geçtik, Şahı dayıyla babam halay çekiyorlar. Vaa anladık ya efendim nasıl düğün bizim. Çok hızlı düğün bu. He? Hızlı. Hızlı düğün. Hızlandırılmış. Hemen geçtim üstümü çekiyorsun. Ne ne var ki? Şimdiki gibi elbise mi var, şey mi var? Çarık, marık bilmem ne. Efendime söyleyeyim. Hele yanına yarışmış ufak şeyler efendime yaptık diye. Öyle oldu düğün işte. Yoksa başka böyle şanlı manlı düğün neydi olacaktı? Ne olacaktı? Versene. Vay be. Evet Allah'ım anlat. Bugün şeyini de anlatalım. 10 Şubat 2012. 10 Şubat 2012. Bugün Cuma. Çınarlar gezisinin 3. günü. 3. günü. Bugün değerli büyüğümüz Sıddık Yekeler ve eşi Rukiye Yekeler ziyaretiyle devam ediyoruz. Bu ziyaretimize iştirak eden sevgili hocam Osman Yekeler, yine sevgili hocam Ruhi Kaya Saraç, muhtarımız Ahmet Ata ve İsmet Demirhan, Televizyon Nurettin Gülçen,
Ben türküde söyleyeceğim. Söyleyeceğim tabii. Söyleyeceğiz daha dur. Buradayız daha dur. Dur sürekli söyleyeceğim. Kesimize bugün ben üç aileyle devam edeceğiz. Yaşlandı. Sırada içtik desem kalmadı. Sıddık amcayı maşallah sağlıklı zinde gördük. Evet. İnşallah. Yani tutmacın şu an en büyük çınarı olarak sağlıklı zinde. Eskilerden kimi sorarsan sorun. Eskilerden kimse kalmadı. Eskilerden kim... senden önce kim vardı? Senden yaşlı Yağatay mı vardı? Şimdi benim emsalim size söyleyeyim. Eylediğim noksan var. Yoksa tecelleye kader mi? Yoksa tecelleye kader mi böyle? Tersine döndürdüğüye devlanayım felek beyhudaya gittiği çekti giymemeyi. Sahra çöllerinde Leyla diyerek Mecnun da ben gibi gezer mi böyle? Emrah bu yerlerde kılmaz kararı hemen uçmakta değer can hulgum zarı. Ben canımdan aziz severdim yarını. O yar da ben gibi sever mi böyle? Ya oğlum işte böyle. Ben çok güzel söyledim. Çok güzel, çok güzel. Sahra içiyordum. Ondan sonra sahranın şeyini. Sahra. Bir de hastalık da var. Hastalık değil. Hastalık. Allah sağlık olsun. Şimdi köydeki arkadaşlıklarını anlatabilirsin. Genç yaşındaki köydeki arkadaşlarla anıların varsa, hikayelerin varsa. Valla köydeki arkadaşlarımla şimdi ben çok onlarla ilgilenmezdim. Çünkü neden? Ben alışveriş yapardım. Bunun babasıyla beraber. Efendim ben öyle toplantıya gitmezdim yani. Düğünlerde, bak düğünler, Semet Dayı'nın odası şeydeydi ya, bir oda yaptırmıştı. Muzla Ahmet Bey'in penceresi oradaydı. Ben oradayken işte bir, orada ben sıra türküsü konuştum. Sıra türküsü. Kelamdır elinde çubuk var. Söyledim ve büyüyor. Tabii ki sıra şeye geldi. Bizim Abdurrahman'a geldi. Abdurrahman ne diyor ya? Abdurrahman. Evet. Dedim ya ben söyleyeceğim. Turnaları söyleyeceğim dedim. Ama dur, o zaman turnaları söylüyordum ya. İyi söylüyordum. Unuttum geçtim dedim. Turnaları elime attım. Babam da Molla Ahmet'in odasındaymış. Bununla konuşuyordum. Onunla arkadaşlar. O da tuvalette şey, Semed'in bahçesi penceresine karşı orada böyle duruyor. Babam orada bakmış. Hayran olmuş. Demiş ulan bu ne güzel bir seda, ne güzel bir çift. Gitmiş eve, analığıma demiş ki, ayı çok demiş. Ben Molla Ahmet'in orada bir ses duydum, o kadar hoşuma gitti ki, bu kim acaba? Bu kim acaba demiş. Demiş ki, o da Sıddık oradaydı demiş, sormuş. Yani rahmetlik Mehral Dayı'nın sedası bende kaldı. Benim şimdi çocuklarımda o seda yok. Yoktu. Rahmetlik Ahmet'te vardı var, Ahmet. Ahmet güzel korku şey yapardı. Evet. Yani ne Ömer'de, ne Vahit'te, ne Nazmi'de, ne de Mevsim'de. Bunlar da yoklar yani. Meral dedem senin dayın oluyor. Benim dayım oluyor. O da Kur'an'ı güzel okuyordu bari. Mevlüt'te beni de götürürlerdi. O Mevlüt okuyordu, Kur'an okuyordu değil mi? Mevlüt okuyordu, beraber giderdik efendim tamam. Mevlüt'te. Ama bu şeyde, yakınlarda bu şeyde, Yenişehir'de Bekir Hoca var. O Bekir Hoca beni götürdü Mevlüt'e. Tamam. Herkes yanlış yapar. Şimdi sesim... Hastalandım hastalandı yani, şey oldu yani, evet. Bu aldı yani. Bu şekilde yani vakit geçti. Köyden yani çok iyiydi. Sivas'a ne zaman geldin Sıddık amca? Sivas'a 67'de geldim. 67'de? 1067'de geldim Sivas'a. Ne iş yaptın Sivas'a? Altı tabakta, Sivas'a geldiğimde yine alışveriş yapıyordum. Evet. Ondan sonra işte
Bağkur'dan emekli olduk. 72'de emekli oldum. 81'de mi 82'de de maaşa geçtik. Ha işte orada efendim uğraştık, durduk, çocuklar okuttuk. Efendim, ama biraz zor şartlar oldu. Sermaye, ben buraya gelirken, Sivas'a gelirken 44 bin lira parayla geldim. Çok büyük para. Çok büyük parayla geldim. 43-44 bin lira parayla geldim. Şey biliyorum. Şey, o parayla durduk işte, cahillik. Ben geldiğim zaman buralar hep tarlaydı. Evet. Geldik burada kirada durduk. Ulan ben bir ev alayım. De ki ne ev alıyorsun? Git lahana tarlası, Kepçeli'de orada bir tarla alsana. Ha, korktuk dedik efendim. Tuttuk 31 bin liraya bir ev aldım altın tabakta. Evet. Bu evde iyiydi yani. Bahçesi sen de gördün belki şey yaptın. Ona gir yarı parayı da harcadık, geçti gitti. Uşaklar okudular. Bilmiyorum sen rahmetli Ahmet askeriyede okuyor. Ondan sonra efendim Cenab-ı Allah bilmiyorum ki sonradan yine bize bir para geldi. Rahmetli oyak parasından 20 bin lira bana geldi. 14 bin lira da anasına geldi. Evet. O da efendim anası da çarçur etti, yedi gitti. Ben o parayla çok para kazandım. 350 bin lira para kazandım. Nerede kazandın dedi? Kötüköy. Kötüköy'de 100'e aldım. Yani efendim 50'ye karıyla verdim. 100'e aldım 50'ye karıyla yani karıyla verdim. Herhalde. Tarla mı alıp saldın Kötüköy'de? Hayvancılık mı? Davar, mal aldım, verdim, sattım. 350 bin lira para etti. Bundan sonra o parayı ne bileyim Vahit evlendi. Boşandı, ona gitti. Nazmi hapse düştü, ona gitti. Nazmi'ye efendime söyleyeyim, daire aldık, ona gitti. Vahide daireyi şeye verdim derken para bitti. Ondan sonra işte Cenab-ı Allah yine sar, tuttu. O bir ahırım vardı orada, ahır ufak bir ahır. Çok para kazandım yine. Yine kalıyordum orada, sen görüyordun. Ondan sonra kurban yok aldık, ettik derken bu ana geldi çıktı. Şimdi de şükür bak bir dairem var burada. Bir de bir dairem de yanımda Şirada var. 5-10 kuruşta param bankada var ihtiyat. Bu kadar benim yapacağım bu. Allah başka türlü dert sıkıntı vermesin. Allah ömür versin yanımda. Sıkıntı vermem. İşte şimdi sıkıntı hasta. Tecer daha sırtında. Onu da söyleyeyim. Hayırdır? Hasta, yenge hasta. Tamam. Ha, kadınlar geldi. 2 tane kadın şimdi bakıyor. 2 sene kadınların bunların masrafı, suyu, buyu ben yarısını çocuklar veriyor ama en çoku bende yani. Ben Allah sağlık sıhhat versin. Boş, çok önemli değil. Efendim, bırakıp geçip gidiyor. Gece ben hastayım. Kadın kafayı oynatmış kafa. Kafa yok.